videolar atıyorum ve bu yüzden de bir tane tier list yakışır dedim. Şimdi buraya oyunları dizdim. İyisi olsun, kötüsü olsun, her şeyin ne varsa artık dizdim buraya. Ve burada da Goat güzel, iyi, idare eder, meh, çöp, oynamadım, oynayacağım diye sıralandırdım. Şimdi öncelikle söylemeliyim ki kanalda videosu olmayan ve benim oynamış olduğum oyunlar olabilir. Yani benim böyle mesela şunu güzele koydum, abi sen bunu oynamadın ki falan demeyin, beni sinirlendirmeyin. Tamam, şimdi o zaman ilk oyunumuzda rastgele şey, lan dur, şöyle rastgele böyle tak 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 karıştıralım. Tamam, bu ne? Sweeping Papyrus. Bunu mehe koyarım çünkü yani düz bir fight, yani fazla bir şey de yok. Çeşitli 3 tane mi ne papyrus falan vardı. Ink Sense varken bunun götür. Sıradakini Ultra Dust Sense. Evet, bunu çöpe koyacağım çünkü gerçekten 5 tane mi ne saldırı var. Bir de çok basit, yani bir olayı yok. Nihilizm. Nihilizmin şu anda tam oyunu çıkmadı ama şey var diye biliyorum, yani Snowdin. Snowdin kısmı var diye biliyorum oyunda. O yüzden yani ona rağmen bayağı iyi. Oynayacaksa büyük ihtimalle Goat'a koyarım ama şu anki olan oyunu iyi yani. Hatta güzel koyacağım. Giga Shed Sense var. Oh. Shit. Bu güzel. Yani bir fight'e göre hikayesi yok ama böyle fight olarak güzel bir oyun. Distrust. Evet, bu şey. Evet, bunu oynamadım sanırım. Oynamadım. PDE'nin Unreal Hard Mode Sense. Bu iyi ya. Bu harbi böyle fight olarak. Böyle bir hikayesi yok ama fight olarak gerçekten bayağı kaliteli bir. Shangnavania var burada. Shangnavania Ink Sense. Yani bunu da güzel koyarım. Yani Giga Chat Sense ile aynı yere koyarım. Çünkü düşür bunu ya. O kadar da iyi değil bu. Underswap Sense. Canon Underswap. Bu Goat'lardan biridir bu arada yani. İlklerden, en efsanelerden, en nostaljiyi budur. En üstte koydum ben. Bedtime Trio. Ama yeni olanı. Yeni olanı eski olana kesinlikle daha iyi. O yüzden Goat olamaz. Güzel olabilir. Yani konsept, güzel konsept. O yüzden güzele koydum. Hadi bakalım. Copy Tail, Underplayer Now'su. Yani bir tane YouTuber Now'su. O olarak pek bilgim yok. Oyun olarak şey yapacağız zaten. 5 tane mine phase'i var bunun. Ben bunu Shangnavania ile aynı yere koymam. Sweeping Papyrus da aynı yere koymam. Şunu idare eder al. Şunu da çöpe çek. Sudden Change Sense. Bunu iyiye koyarım. Bu harbi PDE'nin yaptığı sanırım. Bu mükemmel. Underpants Sense Fight. Bunu doğru hatırlıyorsam Undertale Sense ile aynıydı yani. O yüzden çöp. Underswap Blast, o ne? Underswap Last Chance gibi bir şey sanırım. Bunu hatırlamıyorum. Space Drift Sense. Bu gerçekten şey, FD'nin yaptığı bir fight. Yok, FD değil. Her şeyi de FD'ye yap. Bir tane moroz atmıştı bunun kendi GameJolt hesabına. Neymiş? Arkadaş biri gelmiş buna ulaşmış. Abi ben oyunu atamıyorum, sen atar mısın demiş. İyi tamam atayım demiş. Kendi hesabından yüklemiş. Öyle bir şey de sanırım, hatırlamıyorum. Bu gerçekten güzel. İyiye koydum bunu. Bu ne? Good Time Trio. Good Time Trio'yu yani şey yani. Bad Time Trio'nun tersi yani. Bad Time Trio kadar güzel değil. Shangnavania kadar da güzel değil ama Copy Tail'la aynı yere koyarım. Among Tail, öf çöp. Discord Sense. Bunu daha oynama fırsatım olmadı, yapacak bir şey yok. TS Underswap. Bu gerçekten Goat, hatta şuraya da koydum yani. Gear Shift. Evet, kanalda videosunu çektim bunun. Yani çok kötü bir oyun ama bir Among Tail kadar da yok yani, mehe koydum. Little Deal Sense Fight. Şimdi AV olarak güzel olabilir. Alternatif evren olarak güzel olabilir ama bunun oyununun daha dandik olduğunu hatırlıyorum ben yani. Bazı birkaç şey falan vardı. O yüzden ben bunu idare ederek koydum oraya. Double Bedtime. Evet. Bunu oynadım mı? Hatırlamıyorum. Burada şey var. Klasik Dust Rust Sense var. Bu yine zorlu bir sense. Shangnavania'ya kadar. Shangnavania. O yüzden bunu yanına koyarım. Shangnavania'nın yanına. Güzel. Undershuffle Sense Fight. Bunu fazla övüyorlar. Scratch Fight'da olmasına rağmen fazla övüyorlar ama ben o kadar da sevmedim ya. Olay Undyne yerine Sense var. İşte olay o. İdare eder. No More Deals Chara. Yani bir hikayesi yok. Yani bir olayı yok, bir hikayesi yok. Sadece çaraya da doluyoruz. Tüm olay o yani. Ama farklı olarak gerçekten çeşitli ve iyi ya, iyi. Hatta iyi değil. Güzel ya. Goat'a koyacaktım yanlışlıkla. Bu ne? Inverted Fate. Hikayesi çok iyi diye biliyorum Inverted Fate'in. Ama oyunları pek iyi değil açıkçası, onu söyleyeyim. İdare eder. Dust Belief, Sega Sony'nin yaptığı bu sanırım. Hiç hatırlamıyorum ya, vallahi hiç hatırlamıyorum. Delta Traveler, şu anda bunun aktif olarak videosunu çekiyorum kanalda. Yani şu anlık iyi, güzel gidiyor. O kadar Goat'lık bir şey değil, iyi, aynen iyiye koydum. Bu ne? FD'nin Dust Hill Murder Sense'i. Gerçekten bayağı zor ama yani zor olduğu kadar da güzel yani. Helal olsun FD, yapıyorsun lan sen. Underswap Distrust Waterfall Encounter. Bunu bir Türk yapımcı yapmıştı doğru hatırlıyorsam, ehe diye. Türkleri destekleyelim Goat'ka. Yani bir olayı yok, düz kemik atıyor, blaster atıyor, şeyler yapıyor falan.
Hadi ya. İdare eder ya. O kadar şey değil valla. Undertale Last Breath. İlk hali bu. Last Breath'i güzel okuyarım ya. Harbi güzel. Dust DLC Sense 5. Evet. Bu hikaye olarak pek şey değil zaten. DLC Sense'in şeyi yani. Dust hali. Bunu nereye koyacağım hakkında gerçekten hiçbir fikrim yok. Hadi idare ederek koyayım hadi. New Royals. Bunu oynadım ama hiç hatırlamıyorum neredeyse. Onu idare ederek koyacağım o yüzden. Last Breath. Lan bir tane daha Last Breath var. Bunu sil. Silver Bu ne? FD'nin yaptığı Dust Rush, bu da Phase 5'lik. Yani ilk çıktığı zaman da bayağı zor diyordum böyle, harbi güzel yapmış falan, bayağı kaliteliydi ilk çıktığı zamanlarda da, şu anda pek şeyi yok ya. İdare eder. Disbelief Papyrus. Evet, bunu Goat'a koyarım ben ya. Yapacak bir şey. Bedtime Trio. Bir tane daha Bedtime Trio ama bu FD'nin yaptığı Bedtime Trio. Yani şey kadar güzel değil ama Copy Tale kadar da kötü değil yani. O yüzden iyiye koydum. Oversave Tales. Evet, bu direkt bir O mu lan? Zor Undertale bu. Yani güzele koyarım ya, harbi içinde kaliteli fight'lar var. Last Breath Sense olsun, Dust Rust olsun, o Phase 2'si var, mükemmel. Don't Forget. Evet, bu şey online Undertale diye biliyorum. Doğru hatırlıyorsam. Fazla bir zaman geçirmedim bununla yani. 2-3 saatim falan olmuştur. Ama gördüğüm kadarıyla iyi bir oyun. Starship Core Encounter. Bu oyunun bende yeri ayrı. Çünkü ben GameJolt'ta oyun aramaya falan başladığım zaman ilk bulduğum oyun buydu doğru hatırlıyorsam. Yani kendim aramaya başladığım zaman oyunları. O yüzden yeri ayrı. Gerçekten iyi de bir fight zaten. O yüzden iyiye koydum. Papyrus Belli. Bu çıkmadı lan. Undertale Yellow. Gerçekten yani şunu söyleyebilirim ki hayatımda oynadığım en iyi fan game. Undersweep Broken Promise. Bu da bir 10 dakika 15 dakika süren kısa fightlardan. 15 dakika kısa fight mi olur? 10-15 dakika süren bir sense fightlardan. Gerçekten yani güzel yani. İyi ya, koy ya. Undertale 2-4. Gerçekten bunu çok övüyorlar yani. Bayağı güzel diyorlar ama daha oynamadım. Undersweep bu Thanatos'un yaptığı değil mi bu? Bunu da oynamadım doğru hatırlıyorsam. Undertale Mission Luigi. Evet, bu oyunda zıplama mekaniği var. Bu oyun en iyi. Bu atak oyun. Evet, yani bir fight oyunu olarak şey değil yani. Zıplamalı mıplamalı Undertale Mario tarzı garip bir şey. İdare eder yani. Okay. Bu ne lan? Oynamadım, bilmiyorum. Dust Rust. Kim Dust Rust'ın yaptığı Dust Rust bunu sanırım. Evet, oysa eğer yani diğer phase'leri GameJolt'tan kaldırmasaydı güzel olurdu. Sadece phase 3'ü bırakmışlar, diğerlerin hepsini kaldırmışlar. Ama ona rağmen iyi ya, iyi. Undersweep Dust Rust Sega Sony'nin yaptığı. Bunu da çok övüyorlar ama bunu da oynamadı. Megalomaniac şey Underplayer'ın yaptığı. Bu bayağı eski bir fight ya. Ben bunun bende yeri ayrı, o yüzden bunu da iyi koyacağım ya. O kadar iyi bir fight değil ama Thanos Sense. Oh my god, is that scratch? Çöp. Undertale Last Breath Renewed. Evet, gerçekten yani yapılmış en iyi Undertale fightlarından birisi olabilir. Kesinlikle Goat'ta. Deltarune. Evet, Deltarune nasıl bir av diyebilirsiniz. Deltarune bir Undertale avusuymuş yani. Orijinal Toby Fox'un yaptığı bir Undertale avusuymuş. Öyle diyorlar yani, ben bilmiyorum. Deltarune'u o kadar sevmiyorum yani. Undertale Sense Fight'la aynı yere koymuyorum. O kadar sevmiyorum. Hatta koy lan oğlum Deltarune'la. Ben de fazla şey oldum bak. Bedtime Trio. Eski hali ama bu. Eski hali çok dandikti oğlum bu oyunun ya. Tamam, şey olarak, konsept olarak iyi de yeni bir şey çıkarmış. 3 kişi doluyorlar falan. Ama oyun yani fan game çok kötü ya. İdare ederek koydum hadi. Icebound. Bunu daha oynamadım. Bunu da çok övüyorlar. Ben de hiçbir şey oynamamış. Undersweep Papyrus oynamadım. TC Underfell. Bu gerçekten güzel bir şey yani. Harabelere kadar falan var doğru hatırlıyorsam ama ona rağmen sprite'lar olsun şey olsun. Güzel yapmışlar. Clicker Tail oynamadım. Chucky Dust Dust oynamadım. Horror Tail'ın şey flash oyunu. Dandik bir oyunu bu ya. Ama yani farklı bir konsept yani, pikselden çıkmış böyle 2D garip bir, iyi tamam iyi, bir şey demiyorum. Undertale Promise bu gerçekten güzeldi yani. Sen sözünü bozup bize dalıyorsun ama bu şey canın hali, ilk çıkan hali sanırım, onu bunun güzele koyarım. Toxin Sense gerçekten zamanında phase 3 ile çıkmıştı, böyle bayağı zor falan demiştik. Şimdi bakıyorum bayağı kolay bir şeymiş. 3 tane phase var, sonda bir portalda gidiyor, bir daha geri gelmiyor valla. 4 yıldır bekliyorum yeni bir şey gelmesin. İyi, şu anda iyi. Ve Double Bed bunu koyduksa. Evet, benim tercih böyle. Eğer sizin sevdiğiniz bir fan game'i aşağı koyduysam ya da sevmediğiniz bir fan game'i yukarı koyduysam bana yorumlarda sövebilirsin. Evet, o zaman bu videoluk bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bye. Videoyu kapattık şimdi. Ya da o en alta koy. Bunu da en alta koy. TSN'de bok gibi oyun zaten. Nerede? Ultra Dust Sense. Goat bu. Deltarune ne lan? Bok gibi. Oynamadım da zaten.